Sonuçlar Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın sağlık durumlarının kritik olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunduğunu ve duruşmalara katılamayacaklarını bildirdi. Evren ve Şahin Kaya ile ilgili karar üniversite hastanelerinin hazırlayacağı rapordan sonra verilecek. Dava 14 Eylül'e ertelendi. Millet ve memleketimiz için. Tarihi 12 Eylül davasında beklenen rapor mahkemeye sunuldu. Adli Tıp Kurumu dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya'nın sağlık durumlarıyla ilgili raporunu hazırladı. Raporda Evren ve Şahin Kaya'nın sağlık durumlarının kritik olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Bu sebeple duruşmalara katılmalarının mümkün olmadığı ifade edildi. Rapor davanın 5. duruşmasında gerginlik yarattı. Müdahil avukatları dava başlamadan önce sanıkların basın yayın organlarına demeç verdiklerini hatırlatarak duruşmalara da katılabileceklerini savundu. Savcı ise sanıkların ifadelerinin sesli veya görüntülü iletişim teknolojisiyle yani telekonferans ya da video konferans yöntemiyle alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanıklar Evren ve Şahin Kaya'nın üniversite hastanelerine sevk edilmesini kararlaştırdı. Sanıkların davaya getirilmesiyle ilgili karar buradan gelecek rapora göre verilecek. Gece yatağa yattı. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığından Evren dönemine ait ziyaret defteri istendi. Ayrıca eğitim senin müdahillik talebi reddedildi. Dava 14 Eylül'e ertelendi. Evren ve Şahin Kaya, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs suçundan yargılanıyor.